Herkese merhaba, ben İlayda Çavdar. Bugün sizlerle beraber ders çalışacağız. Pomodoro tekniğini kullanacağız. 2 tane pomodoro şeklinde, yani toplamda 1 saat olmak üzere beraber ders çalışacağız. Ben hemen derslerime geçiyorum. Öncelikle sayacımı ayarlıyorum 25 dakika olarak. Her şeyimi ayarladıktan sonra çalışmaya başlıyorum.
Evet, benim ilk pomodorom bitti. Şimdi bir üzerine 5 dakikalık mola koyuyorum. Evet, molada kafamı dağıtacak şeyler yapmaya özen gösteriyorum genellikle. Önce bir ortamı toplayacağım. Yeni ders çalışmaya başlarken daha kafam açık olsun diye. Genellikle ders hakkında pek bir şey düşünmemeye çalışıyorum. Çünkü 25 dakika tamamen derse odaklanıyorum. Sonra 5 dakika tamamen farklı düşüncelerle kafamı dağıtıyorum. Ama bugün biraz size Pomodoro'dan bahsedeyim. Nasıl genellikle kullanıyorum bunu. Pomodoro genellikle 25 dakika ders, 5 dakika mola olarak kullanılıyor. Verimi arttırdığı söylenen bir taktik. Bunu evet gerçekten verimi arttırıyor. Çünkü dikkatinizin daha toplu olmasını sağlıyor. Dikkatiniz kısa sürede çok dağılmıyor. Bu yüzden ben de kullanıyorum bu sene hani doğal olarak. Böyle genellikle çalışma ortamımı bu şekilde ferah, boş düzenlemeye çalışıyorum. Olacağım bütün yani bugün kullanacağım bütün kaynakları yanıma alıyorum. İçeceğim bir şey varsa şu anki gibi onu alıyorum ve yanıma başka bir şey almamaya çalışıyorum. Böylece 25 dakika boyunca sadece derse odaklanabiliyorum. O şekilde genellikle pomodoralarım geçiyor. Ayrıca şimdi aklıma geldi. Pomodoro'yu LGS senesinde kullananlar için de şu açıdan belki bir faydalı olabilir diye düşündüm. Bildiğiniz gibi LGS belli bir süre içinde çözülen bir sınav olduğu için size 25 dakikada hangi dersten kaç soru çözebiliyorum belki bunu biraz hani anlıyor olabilirsiniz bu taktikle. O yüzden bence kullanmakta fayda var. Derseniz hazırlık senesinde olduğum için günde 3 veya 4 pomodoro bana yetiyor. Ama tabii ki bu tamamen size kalmış. Bir pomodoro bildiğiniz gibi yarım saat sürüyor toplam. Çünkü 25 dakika artı 5 dakika olarak hesaplanıyor. Bugün sizlerle 2 pomodoro yani toplam 1 saat çalışacağız. Böyle zaten molalarımız hemen geçiyor 5 dakika olduğu için. Konuya daha değinebilirim. Bu aralarda, özellikle kısa aralarınızda çok fazla telefona, tablete, yani bilgisayara şey yapmamaya çalışın, sarılmamaya çalışın. Çünkü zaten hani belki onun sizi dinlendirdiğini düşünüyorsunuz, ben de öyle düşünüyordum ama daha çok beyninizi yoruyor. O yüzden böyle 5 dakikalık aralarda ya oturun, böyle bir uzanın, dinlenin. Ya kafanızı açacak, belki bir şeyler karalayabilirsiniz bir yere. Ya da oturun, ailenize sohbet edin. Yani gerçekten kafanızı dağıtacak şeylere odaklanın. O zaman daha iyi olur diye düşünüyorum.
sonra hemen yine 25 dakikalık alarmımı kuracağım. Bir 25 dakika daha çalışıp tekrar molama geçeceğim.
Benim ikinci ders çalışma bölümüm de bitti. Şimdi 5 dakikalık yine kendime mola veriyorum. Evet, burada bu son pomodoro'mdu benim bugünlük. Biraz şundan bahsetmek istiyorum. Pomodoro ne açıdan verim sağlıyor ve kimlere verim sağlıyor aslında? Çok bilimsel konuşmayacağım zaten. Hani hepimizin bildiği şeyler. Pomodoro genellikle dikkati çabuk sürede dağılan insanlara, yani uzun saatler boyunca mesela 1 saat, 2 saat oturup ders çalışamayan insanların gerçekten verimini arttırıyor. Ama sizin dikkatiniz çok dağılmıyorsa ve hani uzun süreler çalışabiliyorsanız belki Pomodoro size verimi gelmeyebilir. Ama genel olarak insanların verimini arttıran bir teknik. Burada da daha önce de söylediğim gibi dikkat edilmesi gereken en büyük husus ders zamanında sadece derse odaklanmak ve teneffüslerde kafanızı dağıtmak. Yani biraz böyle gerçekten kafanızı boşaltacak aktiviteler önermek, tek bir şey yapmamak. Evet, bu molanın da bitmesiyle ben 2 pomodoro'mu tamamlamış oldum. Siz isterseniz devam edebilirsiniz yeni pomodoro'lara ya da siz de bitirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Umarım beraber ders çalışmaktan keyif almışsınızdır. Benim için gerçekten çok keyifliydi.